Şimdi Covid hastalığı hepimizin bildiği gibi dünyayı saran çok ciddi boyutta bir virütük hastalık. Bolu Abanti Zekbaysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fatma Sırmatel, yeni tip koronavirüsten kurtulmanın yolunun bütün enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi aşılanmayla mümkün olacağını söyledi. Profesör Doktor Fatma Sırmater, COVID-19'un dünyayı saran çok ciddi boyutlu bir hastalık olduğuna dikkat çekerek maske, mesafe ve hijyen şartlarının çok önemli olduğunu vurguladı. Yani belki şimdiye kadar en büyük pandemisini yaşıyoruz ve maalesef Covid bitmeyecek bu konuda. Devam edecek. Bütün enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi bundan aşılanmamız ancak kurtuluş yolu olacak. Önlemler konusuna gelince gene aynı şekilde kişisel yakınlaşmalar. Maske, mesafe ve hijyenik şartlar çok önemli. Eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasıyla okula giden çocuklarda da Covid-19 vakalarının görülmeye başladığına dikkat çeken Sırma Tel, anne babalara önerilerde bulundu. Aşılanmak çok önemli. Özellikle Covid konusunda aşı karşıtlığının çok olumsuz ve negatif bir olay olduğuna inanıyorum. Bakanlık da bunun üzerinde duruyor. Ama diyeceksiniz ki evet Covid virüsünden aşılanmaya rağmen hastalığı geçiriyoruz. Fakat hastalığı daha hafif geçireceksiniz. Gençlerde olmasının sebebi gençlerin bu konuya da dikkat etmemesinden kaynaklanıyor. Özellikle yakın temas. Ben aşılıyım bana bir şey olmaz gibi alıp hastalığı en önemli sorun yaşlı insanlara götürmesi ve yaşlılarda ağır seyretmesi. Mutlaka yaşlı olan insanların 65 yaşı olan herkesin grip aşısını yaptırması grip aşısıyla beraber covid aşısının en az üçünü yaptırmasını öneriyoruz. Bu virüsün tip değişikliği söz konusu aynen influenza virüsü gibi ne olursa olsun tip değişikliği olmuş da olsa aşılanan kişi de bu enfeksi hastalığı daha hafif seyredecek. Okullardaki konuya gelince öğrenciler arasında bunu önlemeniz çok zor olabilir. Annelere babalara şunu öneriyorum. Çocukların kişisel temizliği çok önemli. Ellerini yıkamaları çok önemli. Vücut direncinin arttırıcı yiyeceklerle beslenmelerini sağlanması gerekir. Maske kullanılsın ama çocuk koşuyor, zıplıyor. Şimdi artık aşılar çocukluk yaş grubunda da yapılmaya başlandı. Biz bu hastalığı belki de hepimiz geçireceğiz ama aşılı olanların daha hafif geçirdiğini bilmek yarar var. Çocuklarda hafif geçiriyor. Özellikle çocuklarda eğer altta yatan bağışıklık sistemi bozuk bir durum söz konusu değilse hafif geçiriyor ama ne yazık ki mikrobu başkalarına yayabiliyor. Sırmatel, Türk bilim insanlarınca öğretilen Türkova kaşısına da değindi onurumuz olan bir aşı gerçekten bilim adamlarımız bu konuda evet. oldukça yoğun çaba sarf ettiler. Haziran ayında FDA'da onayladı yapılabilir aynen Sinovac'ın benzeri olan bir aşı bizim ülkemizde üretilmesi de çok hoş bir şeydi edebilirler aynen nötralize antikor oluşturduğu için inaktif bir aşı olduğu için Sinovac yerine onu tercih edebilirler veya BioNTech Biontech'in antikor düzeyi çok yüksek ama Türkovak'ın da yapılan çalışmalarda antikor düzeyinin oldukça yüksek olduğu saptanmış.